savunma teknolojilerinde çok farklı projelerde elastikiyet çok önemli. Farklı bakış ve konsepti yakalamak, günün trendlerini yakalamak o şirketlerinin önünü açıyor. Bu konuda da STM'nin STM 500 olarak adlandırılan mini bir denizaltı projesi var. Bunun iki tarafı önemli. Yeni bir konsept. İkincisi ise Türkiye'nin kendi teknolojisiyle yapacağı ilk denizaltı çalışması olacak. Özgür Bey, size ben sormak istiyorum. Ne durumdasınız bu projeyle ilgili? Çünkü dünyadan tabii bu fuarda biraz daha alpagut ön plana çıktı ama dünyada gerçekten sizin bu mini denizaltı projeniz çok ses getirdi. Biraz detayları alalım sizden. Şöyle, belki ilk başta biraz bir düzeltmeyle başlayabilirim. STM 500 mininin biraz daha üzerinde. Hani örnek vereyim. Biz mini diyoruz ama çok artık öyle, büyüdü gibi. Mini'den çok daha fazla yetkinliklere sahip ve boyut olarak 42 metrelik bir denizaltı. 18 kişilik bir personelle hani yönetebileceğiniz bir denizaltı. Yine burada görebileceğiniz gibi aslında SAT komandoları için ayrı bir modül de var. Operasyon yapıp geri gelmelerini sağlayabilecek bir aslında ekstra bir küçük denizaltı da var üzerinde. Belki o mini olarak daha fazla adlandırabilir. 42 metre dediğiniz gibi. Evet, 6 kişilik personel taşıyabilecek. Ya, denizaltı üzerinde şöyle söyleyebilirim. Denizaltı gerçekten çok kompleks bir sistem. Baktığınızda bir denizaltının kompleksisi bir uzay aracıyla aynı. Yani dışarıdan çok belli olmuyor ama içerisi inanılmaz sistem yoğun, işte kablaj yoğun, şu yoğun. Çözümü de çok kolay değil. Ve dünyada kendi denizaltısını tasarlayıp gerçekleştirebilen 5 ya da 6 tane ülke var. Yani inşallah Türkiye'de bunlardan bir tanesi olacak. STM çok uzun yıllardır özellikle denizaltı modernizasyonu konusunda. Türkiye'de A sınıfı denizaltıları modernizasyonu bizim ana yüklenicimizde gerçekleştirildi. Prevese sınıfı modernizasyonu devam ediyor. Pakistan'da Fransızların yapmış olduğu Kalit sınıfı Agusta 91 denizaltıların modernizasyonu devam ediyor. Ki onda şöyle bir şeyimiz vardır. Yani denizaltı yapan firmayla STM ihaleye girdi ve STM en iyi teknik çözüm ve fiyatla ihaleye almış vaziyette. Orada ilk denizaltı teslim edildi, kullanılıyor. İkinci ve üçüncü denizaltının faaliyetleri devam ediyor. Bütün bu çalışmalar kapsamında STM gerçekten çok yoğun bir bilgi birikimine sahip oldu. Türkiye'de aslında denizaltı konusunda mühendislik yetkinliğine sahip tek firmada diyebiliriz STM'yi. Bu kadar bilgi birikimimiz varken bizler de bunu hani biraz da böyle tasarıma çevirelim, kendi denizaltımız yolunda adım atalım istedik ve STM 500 o anlamda tamamen STM mühendisleri tarafından kendi öz kaynaklarımızla tasarlanmış bir denizaltı. Detaylı tasarım tamamlanmak üzere. Elbette daha yolumuz çok uzun ama bir taraftan özellikle mukavim tekmeni dediğimiz dış kısmının üretimine yönelik test faaliyetleri başladı. Şu anda da hani her şey yolunda gidiyor. Siz de bahsettiniz, denizaltıya yurt dışında birçok ülkeden çok fazla talep var, özellikle STM 500'e. Şöyle hususlar var, çünkü bir STM 500 boyut itibariyle çok daha sığ sularda kullanılabilecek bir denizaltı. Bir taraftan da maliyet olarak da diğer denizaltıya göre çok büyük fiyat avantajı var. Hem mali anlamda sıkıntı yaşayabilecek, sahip olamayacak ülkeler için, hem sığ sularından dolayı diğer denizaltılara sahip olamayacak ülkeler için çok büyük bir avantaj ve gerçekten çok yoğun bir ilgi var STM 500'e şu ana kadar. Siz kendi öz kaynaklarınızla STM olarak başladınız projeye. Deniz Kuvvetleri'nin yaklaşımı nasıl? Savunma Sanayi Başkanlığı'nın, onlar da tabii ki, onlardan siz bir sinyal, bir tek talep gelmeden tabii ki girmiyorsunuz ama nasıl yaklaşımları, nasıl bir yol haritası olacak önümüzdeki yıllar için? Ya şöyle, hem Savunma Sanayi Başkanlığımızda biliyorsunuz biz STM olarak hani Savunma Sanayi Başkanlığımızın önderliğinde, liderliğinde hani birçok farklı alanlarda projeleri imzalatıyoruz. Hem onlarla temaslarımız, hem Deniz Kuvvetleri'yle temaslarımız, hem dış ülkelerin hani Deniz Kuvvetleri'yle temaslarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Gerçekten çok yoğun bir ilgi var dışarıdan da. Hani STM 500'ü belki ilk olarak ülkemiz için değil, dışarı başka ülkeler için geliştirme ihtimali de şu anda masada diyebilirim. Hani özellik olarak baktığınızda 4 tane torpido atabilen bir denizaltı. Büyük denizaltılardan o anlamda hiç fark yok. Elektronik harp olsun, diğer savunma sistemleri son derece gelişmiş vaziyette. İnşallah en kısa sürede STM 500'ümüzü de hani denizlere teslim etmek konusunda çok azimle çalışıyoruz. Ben buradan galiba bir ihracat haberleri yapacağız önümüzdeki dönemde gibi anlıyorum ve de mutlu oluyorum. İnşallah Tolga Bey. Yani en büyük motivasyonumuz bizim bu gerçekten. Görüyorsunuz şu anda sahadayız. Birçok Türk firması var. Çok ciddi yetkinlikler oluşmuş vaziyette.
Türkiye savunma sanayi bir kırılım noktasına geldi. Artık ülkemiz ihtiyaçları çok önemli kısımda karşılayabiliyoruz. Bundan sonraki en büyük motivasyonumuz sadece savunma alanında değil, ekonomik anlamda da ülkemize faydalı olabilmek. Bizler ne kadar yurt dışına ihracat yapabilirsek ülkemizin gelişimi, ekonomik anlamda ferahlanması ve daha büyük adımlar atabilmesi için çok kritik olacak diye düşünüyoruz. Bir de bu tarz platformların şöyle bir özelliği var. Şu arkamdaki gemiye de mesela şey yapabiliriz. Bu STM tarafından tasarlanmış, Pakistan için üretilmiş bir tanker. Bu gemi bütün malzemeler, tasarım STM'ye ait bütün malzemeler neredeyse Türkiye'den Pakistan'a gitti. Ve içinde 700'den fazla Türk firmasının yaptığı ihracat var. O anlamda bu tarz platformlar çok kritik. Sadece tek bir firma değil, aslında bütün bir ekosistemi hareketlendirme açısından çok önemli. STM 500'e de inşallah çok daha yeni kapılar açacağız diye ümit ediyoruz. Çok teşekkürler, iyi fuarlar diliyorum size. Sağ olun, ben çok teşekkür ederim.